Ne benim söylediğimi anlıyorsun, ne jürilerin söylediğini anlıyorsun. Jüri dinleyip anlamadığım için mi finale kadar geldim? Oynayamadın ki oryantal falan seni finale taşır, bu kadar. Hadi oryantal bir gün. Diğer günler ne yaptım da burada kaldım? Zaten çıktığın kombinlerin yarısında ben seni yendim. Yani senin beni defalarca kaç kere yenmen hiç önemli bir konu değil. Sonuç itibariyle bak burada ne yazıyor. Bugün yarışacakları kombin buradan aldıkları kıyafetler olacak. Bu elbiseler 20 lira mı? Evet. Kız 20 liraymış, iyicene bakın. Ebrar. Canım. Kız bak ne güzel elbise buldum sana. Aa. 119 altına adım adım yaklaşırken ilk kez bireysel olarak bu podyuma çıkacaklar. Acaba en yüksek puanları kimler alacak? Eğer ki sen Ebrar'san benim sayemde biraz da dişli bir Ebrar'sın. Benim sayemde sesini yükselttin. Benim sayemde ön planda oldun ve göründün. Benim ne sessiz kalmışlığım vardır bu yarışmada. Benim zaten buraya girmem bir kere olay oldu burada. O yüzden herkes işine bak. Bugün bir başka güzele veda edecek olan isim... Benim de favori yarışmacılarımdan biri. Ay hiç kimse kalmadı kız ne ya, kadar boş oldu değil mi? Baksana. Bomboş. Biraz garip geliyor ya. Bomboş yani. Artık kimle konuşalım Evra? Meslekten gitmiştir kalan sağlar bizim. Bu odaya girdiğimiz günden beridir. Hep Zahra ile atışmıyor muyum? Evet. Zahracığım orada otururdu. Hep derdi ki Dilşah'a göndereceğim. Bugün bakın kim var burada? Kimse. Yok. Biz bizeyiz. Bak ben bir şey kafaya taktım takıyorum. Yemin ediyorum bak dişimi tırnağıma taktım. O kadar iyi çalıştım ki, o kadar iyi kombinler hazırladım ki. O kadar feleğin çemberinden döndüm ki bak yine ben burada kaldım. Zahra'yı gönderdik üçlü gruptan. Ama Zahra'nın gitmesine üçüncü. Geldiğim günden beridir. Hep dedim ki İSOT takımı bir eleyeceğim, gideceksem de bu yarışmadan böyle gideceğim. Sen de bir tezatsın yani. Dün üzüldüğünü söyledim, bugün gönderdim diye Herkes üzüldü, sen üzülmedin mi? Benim üzülmem normal. Sen üzülmedin mi? Canım ben insan olarak üzüldüm. Onun dışında bana ne? Bu da çıksa bunu da elerim, o da çıksa onu da elerim. Ben yarışmacıyım burada. Tamam biz de yarışmacıyız. Ben niye üzüldüm? Çünkü ben insanım. Burada atıyorum 2 ay az bir zaman değil. Ben burada sizi gördüğüm kadar anam babamı görmüyorum evde. Sizin iddianız hele senin özellikle sana söyleyeyim Ebrar'cığım. Geldiğinden beri biz üçlü finale gideceğiz. Biz üçlü ayrılmayız. Biz üçlü bireysele de kalsak dağılmayız. Yok bilmem ne. Daha bireyselin ilk haftasında birbirinize girdiniz. Bak birinizi eledim. Sıra ikinizden biri. İkinizden biri gidecek. Tartışabiliriz. Bu arada olabilir. Fikir ayrılıklarına düşebiliriz. Bunun kadar doğal bir şey yok ki yani. Peki ondan mı? Ayrıca biz finalde zaten. Peki ondan mı? Sen kazanınca. Peki ondan mı? Dün locada sen kazanınca Ebrar seviniyor, alkışlıyor. İçinden sevinç. Çığlıkları çoğalıyor da Zahra kazanınca niye sevinmiyor? Madem üçlü grupsunuz, madem çok yakın canım, arkadaş. Canım Zahra kazandı ya. Mı? Sen şunu hayır ilk çıktığı zaman. Üçlü grup ama olabilir. Canım, şimdi böyle bak, bir konu var. Zahra 3 kere bu konuya geliyor ya. Kızın gözünün suyu yani. Ben alıştım yani. Ayrıca bir ayağı şeyde zaten dışarıda hep gitmeye odaklıydı yani. Sevgili İSOT takımdan 2 kişi kaldı. Umarım bugün ya Ece ya da Ebrar gider. Bak sen... Ece'yi daha fazla seviyorsun. Evet. Evet. Bunu kabul et. Bunu kabul et. Ben itiraz da bak. Evet. Bunu kabul et ya da etme değil. Onun fikridir, tamam mı? Mesela ben örnek vereyim. Ben bu 2 kişiden birisini daha benim fazla sevebilirim. Bunda bir şey yok. Böyle yani. Bu çok normal. Benim burada sinirlendiğim konu seni daha fazla sevmesi değil. İnkar etmesi. Ben anladım. Ama onu inkar etmiyor ki şimdi. Bunu kalkıp da sen yanında 2 kişi varken. Atıyorum ben kalkıp da şunu demem ya. Melika ben seni Dilşah'tan daha çok seviyorum. Ama benim için eşitsiniz derim. Bu yanındaki insan ayıptır yani. Senin için evet yani. Ama Ebrar için öyle değil, onu demek istiyorum. Ama Ebrar hep politik düşünen bir insan. Öyle de olsa politik bu, bunu değil ki. Ebrar politik değil, işine geldiği gibi düşünen bir insan. Niye? Yani. Benim Zahra'yı fazla sevmem ya da Ece'yi fazla sevmem de nasıl bir işime geliyor? İşine geliyor, nasıl, öyle düşünüyorum. Nasıl işime geliyor? Ya umarım ki... Hayır, ne işim? Umarım ki siz ikiniz burada, böyle zorlu bir potaya burada, girersiniz. Bak, ben sizin dostluğunuzu da arkadaşınızı o zaman göreceğim. Niye? Dün babam mı girdi onunla potaya? Potaya girmekten hiçbir korkum kalmadı.
Ece gitseydi sen görürdün o zaman arkadaşlığı. Hayır, burada ya olmayacağı için tabii ki üzülürüm. Etmeye çalışıyorsunuz. Ama yani size. Siz anlamadı yani Zahra giderken ağlayan kimdi? Ya sen aynı şekilde aynı ya ben bilmiyorum da Zahra bazen Evren'in gözyaşları bana sahte geliyor. Zaten Zahra 3 gün potaya gitti. Sana sahte gelebilir. Senin ağlamaların da bana sahte ben geliyor. Ben hiç ağlamadım burada. Bir gün tabii, ağladım. Tabii, onu ağlamadım. Annem için ağladım. Onun da sahte olma fark şansı bu yani, yok. Bana mı? Sahte geliyor senin sana gözyaşın. Sana sahte geliyor olabilir. Bu senin benim fikrim, sen evet. Komple bana sahte geliyorsun. Anladım yani sen farkındalığı olmayan biri olduğun için ben buraya girdim bu odadan ilk geldim ilk girdiğim günden beri neysem oyum aramızdaki hiç durumları şey anlatsam sen anlamayacaksın çünkü ne benim söylediğimi anlıyorsun ne jürilerin söylediğini anlıyorsun senin bir kere farkındalığın yok. Jüri anlamadığım için mi finale kadar geldim? Senin hiçbir şeyde bir farkındalığın yok. Jüri dinleyip anlamadığım için mi finale kadar geldim? Anlaman sen buradan birilerini anlayıp anlaman seni finale taşımaz anladın? Senin kombinlerin bilmem ne işte saçma sapan yeteneklerin falan filan burada seni saçma sapan yetenekleri. Aynen. Ha, oynayamadın ki oryantal falan seni finale taşır. Bu kadar. Hadi oryantal bir çıktığımız, gün. Diğer günler ne yaptım da burada kaldım? Zaten çıktığın kombinlerin yarısında ben seni yendim. Yani senin beni defalarca kaç kere yenmen hiç önemli bir konu değil. Sonuç itibariyle bak burada ne yazıyor. Ben burada oturuyorum değil mi? Senin karşındayım. Şanslı demek ki beni yenemezsin. Yeteneksizsin, başarısızsın, şansa burada kaldın diyemez. Ben bunu kabul etmiyorum. Melika, Dilşah ve Melisa'nın gitmesi gerekiyor. Artık sıktı. Artık gitsinler yani. Ben buraya tırnaklarım da kazıya kazıya geldim. Öf. Vallahi baydın beni artık ya. Sen de beni baydın. Zevk mi alayım? Bir önce gitsen de cumaya kadar yüzünü görmesen. Baydın beni yani gerçekten. Yeteneğim bende işe yaramıyor ne kadar da yetenekli olsan işte. Ya görürüm seni buradan gönderirken Allah da beni bak burada da ahdım olsun. Vallahi buraya da yazıyorum. Evrar'ın buradan gittiği gün bir başka odaya davul zurnayla gireceğim. Halay çekeceğiz ha. Nasıl bilendi ya? Artık kaç kişi kalır bilemem. Kızım bu kadar önemseme beni ya. Vallahi bak ben bu kadar önemli değilim. Benim sayemde çenen açıldı. Anladın mı? Ben İlk geldiği gün burada oturup sandviç yiyip pısı pısı duruyordun etrafı sesi kesiyordun. Ben herkese ben sana laf attım diye. Çenen açıldı. İlk sayende izle, ön plana düştü. Kamera izle, önünde göründün. İlk bir izle önce. Tamam mı? Bir yıldız yarat. Dilşah, Gülşah, Çelik. Ya bir sen... yıldız yarattı. Evrar kulağı işte sahnede. Benim ilk başlarda sessiz olmam diye bir şey söz konusu değil. O öyle lanse ediyor. Ama onun muhakemesi bana sökmez. Allah sayemde sınır. Çenen açıldı. Aa, sağ ol canım Allah razı olsun. Sen gelmişsin burada nasıl... oturmuşsun sandviç yiyordun etrafı izliyordun. Sen olmasan ben buralara ama nasıl bak, gelecektim? Ama bak ben buraya girdiğim günden beri sen bu kapıdan ilk girdiğim günden beri aynıyım. Hiç değişiklik sen yok. Sen olmasan buralara nasıl gelecektim? Ben öyle bir cümle kurmadım ki. Tüh nasıl sadece nasıl sayemde olacaktı? Çenen açıldı dedim. Nasıl olacaktı acaba? Sen olmasaydın ben burada ben konuşacak de hiç malzeme bulamayacaktım. Bir iki hafta acaba. Ne olacaktı ya? Hiçbir yani bir hiçbir böyle senden başka hiç benim malzemem olmadı mı acaba? Benim buradan? Hırsım hepinizi etkiledi. Ya senin ne hırsın var ya? Keskin ki sirke küpüne zarardır tatlım senin hırsın Zahra kendine. Gibi mi? Anladın geldiği mı? Gibi gitti. Senin bana ne Zahra? Anladın mı? Ya? Senin bana takım arkadaşın, senin kankan, biricik ben arkadaşın. Ben artık takım değilim. Ben artık Zahra'yı korumak can zorunda değilim. Can ciğer arkadaşın değilim. Ne oldu? Ben artık Zahra'yı korumak zorunda biz değilim. Biz üçünün finale çıkacağız. Yani, biz el ele tutuşacağız. Bu zaten bizim yalandan ağlıyorsun. Yeminim bunlar olsun. Bizim temennimiz. Yalandan ağlıyorsun senin orada. Yeminim olsun. Dediğin gibi üçlü böyle birbirimizi şey hepiniz gidersiniz. Biz gayet normal. Artık bireyseldeyiz. Ben temenni yapmam benim onu koruduğum anlamına gelmiyor ki. İstiyor olabilir. Biz gayet İstiyorum. Bilinçli arkadaşlar kurduk yani. Tutup da ben bireyselde tutup da Zahra'nın kombinine yardım etmiyorum. Ya da Ece'nin kombinine yardım niye etmiyorum. Niye Ece'ye dün diyorsun ya kırmızı iyi. Zahra'ya niye Zahra'ya da dedin. Hayret. Evet. Buna kadar evet, ben de oradaydım. Ben Ebrar'a döndüm. Bir kere ben Zahra Ece'ye kırmızıyı giyme dedim. Zahra bak, bu konuda da çok üzülmüştür. Yanlış anladığınız buradan belli. Ben
Zahra, ben orada bunu podyumda da açıkladım canım. Ben Zahra'ya Zahra kırmızı giy dedim. Ece sakın turuncu giyme dedim. Orada mavi şalvar var dedim. Onun takımını giy dedim. Ben Zahra'ya kırmızı giy dedim. Ama gerçekten kız üzülmüştü. Hani kırmızıyı ben giyeceğimi biliyordu Ece dede. Hemen beraber de konuştular. Hatta bak dedim mesela, ki orada benim ayakkabı istediler. Askıdan aldığın kırmızı ya da o. Canım bir tane kırmızı yoktu ki. Ben bu duruma bir açıklama getirebilir miyim? Ben bu konuda çok sinirlendim. Dün yine olaylar çok yanlış bir şekilde çarptırıldı. Ebrar'a dönüp dediğimi dedim ki ya turuncu ya kırmızı giyeceğim dedim. Evet. Turuncu giyme, kırmızıdan emin değilim dedi bana. Zahra da bunu duydu ya, ya duymadı bilmiyorum. İlk bana başta döndü, Zahra dedi söyledi ki, Ece. Zahra ben söyledim, ondan Zahra önce ben söyledi. Arkamı dönüp Ebrar'la konuştum. Zahra dedi veya dedi ne zaman hatırlamıyorum bile. Zahra'nın dediği şey ben turuncu veya kırmızı giyeceğim. Şimdi o bu kelimeyi bu cümleyi kurunca o kıyafetleri rezerve etmiş olmuyor ki... Benden önce buraya geldi. Benden önce alabilirdi kırmızıyı. Ki iki tane kırmızı kombin vardı. Bireyseliz yine bir tane daha kırmızı alabilirdi. İşte şimdi, şimdi arkadaşlarınızı sorumlarım ben şimdi. Burada ben çünkü Zahra bana öyle söyledi. Ben kırmızıyı giyecektim. Sen arkadaşlığı burada sorgulayamazsın. Canım kırmızıyı, bak canım biz burada bireyselsek ben önce burada kendimi düşünmek zorundayım. Ben Zahra'yı haklıyım. Benden önce girmedim buraya. Okey haklısın. Kıyafet askıda mıydı? Askıdaydı. Alabilir de o zaman. Kimse kalkıp da bana burada sen sattın arkadaşını öyle yaptın diyemez. Sen Zahra'nın fikrini çaldın da diyemez. Ben bunu çünkü kabul ben edemem. Zahra'dan çünkü ben orada renkten duydum. Dolayı eleştiri başlayalım. Aldım ve ben en renkli şeyi giymek zorundaydım. Bak. Ki Zahra'nın beyaz giyme düşüncesi Melisa var. Daha iki Ece şu arada başta hak veriyorum. Bir saniye. Anlıyorum abi. Yanlış aldı yapıyorsunuz. Ben ilk başta Zahra'dan duydum. Kırmızıyı giyeceğim. Bir de bittikten sonra program bittikten sonra Zahra ile görüştük. Ben kırmızıyı giyeceğim dediğim takdirde Ece kırmızıyı aldı. Bir şey diyeceğim, rezalet mi etti? Giyseydi. Önce ben mi geldim? Hayır, Melisa, önce Zahra geldi. Bak, alabilirdi, almadı. İkisi de kırmızı seçimini giyebilirdi. Yaptı. Niye giymedi? Ki giyebilirdi. Giyseydi. Neden o kırmızı kıyafeti almadın kendine? Aray mı? Ya gerçekten siz neden almadın? Mikser. Kim? Melika. Şimdi biz büyük bir sıkıntı yaşıyoruz burada. Gerçekten neden aramadın? Yani almadın onu. İki tane kırmızı var mıydı yok muydu? İki tane kırmızı var öyle diyor ya, yoktuk öyle, iki öyle tane. Kızlar ben anlamamıştım. Zara'yı arayayım mı hakikaten Allah aşkına? Ara ya bağlanalım. Yiğit olan Mert olan kazansın. Evet Zara'yı telefonla arama hakkımı yanayım kullanıyorum. Aa Zara numarası bile yok bende bak. Al işte. Ben sadece ya, şunu gel, merak bir şey söyleyeceğim yani. Ya bizim bireyselse bunu yapmaya hakkım yok mu yani? Yani. İki tane kombin varken yani dedim o neden almamış diye. Giyseydi düşün bize ne? Giyseydi abi. Bize ben ne? Ben söyledim ben yapabileceğimi orada ben çünkü tarafsız bir tarafım. Tabii ki ben bize tarafım, bana ne söyleyebilirim ama ben siz orada, eski ben bir orada takımdınız yani tamam, bunu beklemezdim bizden. Tamam ben orada söyledim ne yapayım Melika ben gelip ben mi giydireyim ikisini de? Ya biz aynı kapıda aynı seviyede değiliz. Niye şey yapıyorsun? Bu profesyonelliktir. Sen yani, sen zaten benim seviyemde olamazsın. Yani aynı seviyede değiliz. 40 fırın ekmek yemen lazım benim seviyeme gelmen için. Aynı seviyede değiliz. Aynı şeyleri konuşmuyoruz. Sen kim yani ben kim? Sürekli karşıt şeyde oldukları için aynı denkte değiliz yani. Ya her dün zaman Zahra zaten evet. Zahra dün Zahra bile eğlenirken bak ben duygulu ne kadar güzel cümleler kuruyorum. O bana gelmiş diyor ki finale kadar gelip de Dilşah'a yenilmek de ne bileyim bak, yani. Bak herkes kendi söyledi burun konuştu. Aynen bedenini öder. Aşağılıyorsunuz. Bu cümleyi bunları bize mal edemezsin onun düşüncesi. Yani. Onun düşüncesi seni de eleseydim aynı cümleyi farklı kuracaktım. Aynı cümleyi hayır, kurmazdım. Aynı cümleyi kurmazdım. Emin çok ayıp bir şey. Ki beni şu güne kadar tanıyamadıysan gerçekten helal çok ayıp bir şey demiyorum. Böyle ben asla öyle bir cümle görmeler, kurmam. Görmeler yok bilmem neler. Burada kurulacak çok cümlem vardı. İşte. Herkesin hak ettiği ama bugünkü hiçbir zaman onu küçük düşünmemek için söylemedim. Anlatabiliyor muyum? Yapmam çünkü. Bana yakışmaz. İşte herkes benim kendine yakışanı değil yapıyor. Yapmam. Bu hayatta ben de kendime yakışanı yapıyorum. %19 altın benim için çok şey ifade ediyor. Kazanırsam eğer bu... Zaten büyük bir başarı yani benim için başarıyı temsil ediyor. Kazanırsam eğer büyüdüğüm evi almak istiyorum.